Merhabalar, Pınar Çelik ben. İstanbul Beykent Üniversitesi Odyometri Programı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda bölümün program başkanlığını da yürütüyorum. Ben İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Sonrasında da 9 yıldır İstanbul Beykent Üniversitesi'nde odyometri programında görev yapmaktayım. Odyometri programı 2 yıllık bir ön lisans programı. Zaman zaman odyoloji programı ile karıştırılmakta. Odyoloji 4 yıllık lisans programı, odyometri ise 2 yıllık ön lisans programı. Odyometri programından başarıyla mezun olan öğrencilerimize odyometrist ünvanını veriyoruz. Öğrencilerimiz aldığı bu ünvanla, bu diplomayla hastanelerde, özel ya da devlet fark etmiyor, işitme cihaz merkezlerinde ya da OSGB dediğimiz ortak sağlık güvenlik birimi alanlarında görev yapabiliyorlar. Hastanelerde görev yapacak mezun öğrencilerimiz, daha çok işitme ve denge testlerini hastaya uygulayan kişiler olarak işe başlıyorlar. İşitme cihaz merkezlerinde görev yapacaklar ise daha çok hastaya işitme cihazı uygulayan kişiler olarak çalışıyorlar. OSGB dediğimiz alanlarda çalışacaklar ise büyük iş yerlerinde, fabrikalarda gürültü testlerini ölçen kişiler olarak çalışıyorlar. Odyometri programında teorik ve uygulamalı derslerimiz var. Uygulamalı derslerimiz laboratuvar ortamında işleniyor tamamı. Teknolojik açıdan çok son derece güçlü bir laboratuvarımız var. İçinde sessiz kabinin olduğu, her türlü işitme ve denge testlerinin yapılabildiği cihazların bulunduğu laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarlarda öğrencilerimiz birebir bütün işitme ve denge testlerini yapabiliyorlar. Sonrasında staj imkanımız var. Biz odyometri programı olarak ikinci sınıf bahar döneminde ya da yaz döneminde öğrencilerimize 30 iş günü zorunlu staja gönderiyoruz. Biz odyometri programı olarak hem hastane hem de işitme cihaz merkezlerinde öğrencilerimizin staj yapmasını istiyoruz. Çünkü her iki alanı da görsün, tecrübe edinsin ve hangi alanda çalışacaklarına kendileri karar versinler. Bu amaçla 30 iş günü zaman zaman yetmeyebiliyor. Biz öğrencilerimizi birinci sınıfın bahar döneminde de 20 iş günü isteğe bağlı staj yapmalarını öneriyoruz. Sonuçta 50 iş günü hem işitme cihaz merkezi hem de hastane için yeterli olabiliyor. İstanbul Beykent Üniversitesi'ni öğrencilerimiz odyometri programını tercih etmelerinin aslında birkaç tane sebebi var. Bunu bir sebebe toplayamayız. Öncelikle alanında uzman bir kadroyla çalışıyoruz. Güçlü bir kadromuz var, hoca kadromuz var. İkincisi, biraz önce de bahsettiğim gibi teknolojik açıdan çok güçlü bir laboratuvarımız var. Bütün işitme ve denge testlerini burada uygulayabiliyoruz. Hem staj hem de mezun aşamasındaki öğrencilerimiz tecrübe ediniyorlar ve çok kolaylık sağlıyor bu onlara. Bir üçüncüsü, öğrencilerimizin hem işitme cihaz merkezlerinde hem de hastanelerde, özel ya da devlet fark etmiyor, staj yapma imkanı sunuyoruz öğrencilerimize. Ve son olarak biz işaret dili öğretiyoruz öğrencilerimize. Bu dil odyometri programında çok önemli. Çünkü bugün Türkiye'de kamu kuruluşlarında, belediyelerde, noterlerde artık işaret dil uzmanı çalıştırılmak zorunlu hale geldi. Böylece bu programdan mezun olan öğrencilerimize aslında yeni bir iş kapısı da doğmuş oldu diyebiliriz. Yeni öğrencilerimizi tanıtımlarda inşallah İstanbul Beykent Üniversitesi'nde bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler.